Bugün nelerden bahsedecek? Karaciğer yağlanmasından, safra taşından ve böbrek intihaplanmasından bahsedecek. Efendim hemen ben hocamıza dönmek istiyorum. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Teşekkürler, sağ olun. Karaciğer yağlanmasıyla başlayalım isterseniz. Nedir karaciğer yağlanması? Bu bitkilerle tedavisi mümkün mü? Bunlardan bir bahsedelim isterseniz. Evet, karaciğer yağlanması nedir? Neden yağlanır? Niçin yağlanır? Karaciğer yağlanmasının birçok faktör etkiler. Yanlış beslenme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, alkol vesaire. Fakat bakteri, virüs, mantarlar vesaire. Fakat burada en önemli karaciğer yağlanmasının sebebi %90 alkolden kaynaklanır. Alkol. Fakat vatandaş diyor ki ben alkol kullanmıyorum, benim karaciğerim neden yağlandı? İnsanların büyük bir kısmı da ilaç kullanıyor. İlaç kullandığı zaman bağırsaklardaki faydalı bakteriler yok oluyor, yerine zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Mantarlar en tehlikeli alkolü üretir. Kişinin alkol içmesine gerek kalmıyor. Çünkü alkol etil alkol. Zararlı bir alkol. Fakat ondan daha tehlikesi metil alkol. Diğer bir ismiyle metanol veya bütil alkol. Bunlar çok daha tehlikeli alkoller. Bu tehlikeli alkolleri, zehirli alkolleri bağırsaktaki mantarlar üretir. Bağırsaktaki mantarlar neden ürer? Kişi antibiyotik, antidepresan, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullanmışsa bağırsaktaki faydalı bakteriler yok oldu, yerine mantar iyileşir. Mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler emilerek karaciğere girer. Karaciğer bu toksik maddeleri aratmak için aşırı vitamin harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanır, görevini göremez. Bunlardan mesela bir beyefendi bize geldi. Maratondan gelmiş gibi ter suyu içinde kalmıştı. O gün de maraton günü tesadüfen dedim ki bugün maraton vardı, acaba maratondan mı geldiniz? Bu kadar terlemeniz, sürekli elini yüzünü siliyor. Selpak istiyor, peçete istiyor, yüzümü sileyim diyor. Dedim ne oldu? Ya hiç sorma dedi, merdiveni çıktım da. Dedim merdiveni çıkmadan insan bu kadar ter suyu içinde kalır mı? 4 sene önce doktora demiş ki beyinde hipofiz bezesinde mikro adenom oluşmuş. Hipofiz bezesi bütün hormonların orkestra şefi gibi. Bütün hormon salgılayan bezeleri hipofiz bezesi yönetir. Sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Hipotalamus orta beynin altında. Bunun sapında ulaşan toplu iğne başı kadar bir kist bütün hormon dengelerini bozmuş. Doktor demiş ki burundan gireceğiz, ameliyat edeceğiz ama 6 ay sonra yine büyüyebilir. Ne olacak? Bununla yaşamayı öğreneceksin. Vatandaş hayata küsmüş, evde yatıyor, yiyor içer yatıyor. İşe de gitmiyor, her şeyi bırakmış. Nasıl olsa gittik diye. Bir gün internetten, televizyondan beni seyretmiş. Ara dedi ki gerçekten tedavi edeyim. Evet tedavi. İnşallah deneyelim bakalım. İyi dedi, geldi. Bizim ürünleri kullanmaya başladı. Bizim ürünleri kullanmadan önce kolesterolü, trigliseridi, bütün değerleri fırlamıştı. Hastanın raporu. Anormal. Evet, hastaya ait raporlar. Burada var. Kolesterol, trigliseridi 280'lere çıkmış. Bizim ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra ALT'si 27, AST'si 28. Karaciğer değerleri, yağlanmış olan karaciğerler tamamen 4 hafta içerisinde normale döndü. Karaciğer değerleri. Ne kullandı hocam? Ne kullandı? Evet, iksir, aloe vera jel ve özel bir çay, karaciğer çayı. Bunun içerisinde deve dikeni tohumu, civan perçemoto, sinirlot, tıbbi nane, zeytin yaprağı, şahdere. Artı çok özel bir çayımız var. Kalp damar çayı. Bu kalp damar çayı tansiyon, kolesterol ve damarlardaki yağlanma plakları çözücü. Bunları kullandı. 4 hafta içerisinde bütün değerleri, karaciğer değerleri normale döndü. Ve aynı zamanda beyinde oluşan, yani hipofiz bezesinin sapındaki mikro adenom denen kist eriyerek normale döndü. Normal olarak bir erkekte prolaktin hormonu, yani
süt salgılamasını uyaran bir hormon. Hı hı. Süt hormonu da denir. Süt artırıcı hormon. Erkeklerde az, bayanlarda daha yüksektir. Bu beyefendi de kadınlardaki olması gerekenin de 3-4 katıydı. Hemen hemen sıfıra düştü. Sıfıra düştü. Evet, doktor demiş ki evladım ne kullanıyorsun? Bu kadar prolaktin hormonunu bu kadar kısa sürede bu seviyeye düşmesi... Ne kadar süreli hocam? Ne kadar? 4 hafta. 4 haftadan. Şimdi mesela başka bir bayan bize geldiğinde prolaktini 127'ye yükselmişti. 127'ye. Onda da hipofiz bezesinin sapında mikro adenom vardı. 6 haftada. 6 haftada. Mesela Çatalca'da bir hanımefendi trigliseri 560, kolesterolü 280, lipid bütün değerleri dalgalı. Gitmiş. Yiyemiyor, içemiyor. Tansiyonum yükselecek, kolesterolüm yükselecek, karaciğerlerim yükselecek. Sürekli tahlil, tahlil, tahlil. Panik olmuş. Onu yiyemiyor, bunu yiyemiyor, şunu yiyemiyor. Panik gerek yok dedim. İksir. Karaciğer yağlanmasını dünyada en etkili üründür. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Kişi kullanmadan önce bizim ürünleri İksir, aloe vera jel ve çayları kullanmadan önce doktoruna gitsin, tahlil yaptırsın. Hı hı. Değerinin üstün. 6 hafta fazla değil. Şimdi bazıları diyor ki 6 ay kullan. 6 ayda etki görmezsen bir 6 ay daha kullan. 6 ayda etki görmezsen bir 6 ay daha kullan. 1,5-2 yıl tedavi süreci, para kazanmak. Biz böyle demiyoruz. Ne diyoruz? 6 hafta 3 takım kullanıyorsun. Doktoruna gidiyorsun, tahlil yaptırıyorsun. Önceki tahlil sonuçları, sonraki tahlil sonuçlarını karşılaştırıyoruz. 6 hafta. Hı hı. 7-8 hafta değil, 6 hafta. Kullandığı zaman etkisini görüyor. Hı hı. Ha, iksirin mesela dozajını günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı yerine yarım çay bardağı içebilirse etkisini daha kısa sürede görür. Fakat fazla içince bir zararı olmaz değil mi? Zarar olmaz da ağır hastaysa. Çok ağır bir hastaysa. O zaman azla başlayacak. İki tatlı kaşığıyla. İki tatlı kaşığı. Şimdi vatandaş kullanıyor. Ooo çok kötü oldum. Neden? Bu aynı belediyenin fen işleri gibi. Bütün eğer belediyenin fen işleri çalışmazsa İstanbul çöp. Evet. Toplamasa ne olur? Sokaklardan geçemezsin bir iki hafta sonra. Her taraf çöplüğe dönür. Vücudumuzdaki bütün çöpü toplayan, artık sıvıları, ölü hücreleri, ölü bakterileri toplayan lenf kanalları görevini göremezse, bu da vücudumuzdaki çöpü toplar, lenf kanalı. Lenf kanallarının görevini göremezse ne olur? Vücudumuz çöplüğe dönür. Bakteri, virüs ve mantarların hızla yayılmasına sebep olur. İksir, aloe vera ve çayı kullandığınızda çok yoğun cerrahat, cüruh, pislik çizici olduğu için hafif baş ağrısı yapar. Ha o zaman ne yapacaksın? Dozajı azaltacaksın. Bu kadar. Bu kadar. Hocam hemen bu noktada telefonlarımızı verelim. Ulaşmak isteyenler olacaktır çünkü. 0212 alan koduyla 621-21-65 621-21-65 ve 66 telefon numaralarınız. Hocam fiyatlarını da hemen bahsedelim isterseniz. İksir ne kadardı? İksir 60, aloe vera jel 70, çaylar 15 yerden 30. 30. Şimdi kısaca bir konu daha deneyim. Hepatit B, hepatit C tedavi edilebilir mi diyor vatandaş. Hı hı. Elimizde rapor var. Doktor raporuyla hepatit C çok ağır bir hastalık. Evet. Hepatit C kanla bulaşabilir, cinsel ilişkiyle bulaşabilir veya diyalizle bulaşabilir, öpüşmeyle de bulaşabilir. Hepatit türleri içerisinde en tehlikeli olanı hepatit C'dir. %80'i kronikleşir. Nadiren de karaciğeri iflas ettirebilir. Siroza dönüşebilir. Bu nedenle çok dikkat etmek gerekir. Bu beyefendi hepatit C'ye yakalanmış. Hangi hastane? Akçabat Devlet Hastanesi. 4 ay bizi ürünü kullandıktan sonra tekrar doktoruna gidiyor. Bu da yine başka bir hastane. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi. Hastane ismi vermemize gerek yok evet. Hocam. Hepatit C sıfıra bitmiştir. Sıfır. Evet. 4 ay. Ne kadar zaman? 4 ay. 4 ay. Hepatit C gibi dünyada tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalık. Hepatit C. Evet. Hepatit B de aynı şekilde bu ürünlerle tamamen kökten silinebilir.
Hocam hemen safra taşına değinelim isterseniz. Safra taşı, iyi hatırlattınız. Bu magnezyum sulfat heptadien. Yani İngiliz tuzu. İngiliz tuzu. İngiliz tuzunda 7 türü var. 7 çeşit İngiliz tuzu var. Tıbbi maksatla kullanılan içilebileni magnezyum sulfat heptadien. Bundan 2 yemek kaşığı, 2 çorba kaşığı bir bardak suda karıştırıyor, içiyor kişi. 15 dakika, 20 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyor. Ne yapar? İshal yapar. Safra içerisinde, kesesi içerisinde ne kadar taş ve çamur varsa atar. Hı hı. Safra kanallarını genişletir. Bir defa kullanırsa %50 taş ve çamurdan kurtulma şansı. 15 defa ilk arka kullanımda ilk kullanımda %50. 15 defa arka arkaya her gün bir defa kullanırsa %99 araştırma yapılmıştır. Yani bununla ilgili belge var, bilgi var. Hatta bir hanımefendi dün siteye, bizim doğaltedavi.net isimli sitemize yazı yazmış. Allah razı olsun sizden, taşlardan kurtuldum diye. Hem taş hem çamur varmış, kurtulmuş. Şimdi isteyen doğaltedavi.net'e girer, görebilir. Raporlar var, belgeler var. Safra taşından kurtulmak mümkün, problem değil. Taş derken bir de böbrek taşı var. Bazıları diyor ki magnezyum sulfat safra taşına iyi geliyor ama böbrek taşına ne iyi gelir? Böbrek taşı farklı. Böbrekteki taşlara karşı da avokado yaprağı. Avokado yaprağı. Avokado yaprağı. Fakat avokado yaprağının yanında bizim çok özel bir çay karışımımız var. Bu altın başak ot. Ama şöyle bir durum da var. Altın başak otunu tek başına kullanırsanız çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kaşıntı yapar. Kaşıdığı yer kişinin kabarır. Ara sokmuş gibi. Bu nedenle altın başak otu, ısırgan otu, ayrık kökü, at kuyruğu otu, civan perçem otu gibi 6-7 çeşit bitkiyle karıştırarak kullanılırsa böbrekteki taşları düşünün. Antalya'dan bir beyefendinin böbreğinde ceviz kadar taş. 4 defa ameliyat olmuş her yıl. Taş büyüyor, ceviz kadar oluyor, ameliyat oluyor, ameliyat taşı aldırıyor. Bir yıl sonra tekrar oluyor, tekrar oluyor. Dedim ki sizin orada hiç avokado yok mu? Türkiye'de avokado yetiştiriyorlar Antalya'da. Yani turistlere yönelik. Avokado var dedi. Yaprağı yok mu? Var. Çayını iç. Çok basit. Fakat bizim tabii ki bu çayımız özel çay. Çok daha etkili. Fakat şöyle bir durum var. Böbrek taşı nadiren kistin içerisinde olursa, bir böbrekte kist, altında, üstünde, sağında, solunda böbreğin kist varsa veya içinde ve taş kistin içerisindeyse, o zaman iksir kullanmak gerekir. İksir böbrekteki kistleri eritir. Kistleri eritiyor. İltihap, cerrahat, çuruk ne varsa süzer. Hı hı. Şayet kişinin böbrekleri iflas etmemişse, bazıları bazı sebeplerden dolayı dikkat etmiyor, böbreklerini üşütüyor. Zamanla akut böbrek iltihaplanması, akut nefrit, kronik böbrek yetmezliğine sebep oluyor. Tedavi olmazsa diyalize, daha sonra böbrek nakline kadar gidebilir. Bağırsaklarda zararsız olan bir bakteri var, E. coli bakterisi. Bu bakteri bağırsakta olduğu sürece tehlike arz etmez. İdrar yollarıyla mesaneye ulaşırsa çok çok tehlikeli. Aynı köpeğin kuduz olması gibi. Köpek, evinizdeki köpek kişiye zarar vermez, ev sahibine. Fakat kuduz olursa ev sahibini tanımaz. Bu bakteri de idrar yollarıyla mesaneye ulaşırsa kuduz köpek gibi saldırganlaşır. Kişi antibiyotik kullandıkça daha da tehlikeli olur. Artı bu enfeksiyona mantar da karışırsa çok çok tehlikeli olur. Bu nedenle kronik böbrek yetmezliğinde antibiyotik kullanmak çözüm değil, daha da tetikleyicidir hastalığı. İksir, aloe vera jel, böbrek ve mesane çayı ve böbrek taşı çayı kullandığın zaman kişi böbrekleri temizler, arıtır. Kis varsa eritir iksir. Hı hı. Taş, kum varsa temizler. Yavaş yavaş. Hocam hemen bu noktada tekrar edelim telefonlarımızı. Çünkü ulaşmak isteyenler olacaktır. 0212 alan koduyla 621 21 65 621 21 65 ve 66 no'lu telefonlardan ulaşabiliyorlar hocam sizlere. Ve sizlere telefon açıp dertlerini söylemeleri yeterli oluyor değil mi? Evet. Şurada bir rapordan daha bahsedeyim kısaca.
Hocam zamanımızı da zamanımız bir yarım dakika fazla tamam. değil. Levent Bey'in 4 aydır diyalize giriyordu. 4 ay. Diyalize giriyor artık. Yavaş yavaş böbrekleri %10'un altına düşmüş. Yani Allah korusun iflas edecek. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, hiçbir iş yapamıyor. Yan gelip yatabiliyor sadece. Kansızlık vesaire bir sürü problem. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Ben aradı. Ürünümüz gerçekten işe yarar mı? Yarar. Göreceğiz, deneyeceğiz, görelim. Deneyelim, görelim. Dört ay bizim ürünü kullandıktan sonra doktoruna dedi ki ben artık diyalize girmek istemiyorum. Olur mu? Bir tahlil sonuçlarına baktılar. Kreatini 6.5'tan 2.13'e düşmüş. Tansiyonu, kolesterol, lipid, triglis, bütün değerler, şekeri, bütün değerler normale döndü. Hocam ve dializden çok açtık. Sözünüzü hiç kesmek istemezdim ama haftaya bir dahaki programa artık devam edeceğiz hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetle. Olduğunuz için. Sevgili izleyenler biz...